Ama mesafeli bir ilişkiniz var galiba kayınvalidenle. Yok, mesafeli de diyemeyiz. Gelip size kalır mı? Kalmasını gerektirecek bir durum olmadı. İşte bu! Neden böyle bir... Bu soruyu niye sordunuz ki şu an bana? Ya izlerse, aklına gelirse? Yok, çok yakın. Hiç aklında yokken bizde kalırsa ne bakacağız? Diyelim geldi kaldı bir ay. Kalabilir. Bir ay. Kalabilir. Problem çıkarır mısın? Asla kalmaz ama. Hanımlar beyler, bendeniz Mesut Süre. Nors'un sunduğu ilişki testi alkışlarla başlıyor. Canlarım benim be. Haydi programın uğru olsun. La la la. La la. Az geldi ses. Bence siz zaten izlemeden gelmişsiniz buraya yani. Etkinlik var diye gelen var mı? Gece, vallahi mi? Gecemiz geçti. Kimse kim ama. Vakit geçer, siktir gidek be. Sevgili Hasan, sevgili Hande. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hasan'cığım, kaç yıllık bir ilişki bu? 2019 Ekim 2 yıl, hemen hemen. 2019 Ekim 2 yıl. Evet, evet. Nerede tanıştınız kuzucuğum? Kursta tanıştık. Keman kursu. Tamam. Böyle bitiremeyiz programı ama yani. Bir cümle, bir cümle. Evlenme teklif ettim, etti. Oraya kıyamadığımız için İsmek'e gidiyorduk. İsmek. İsmek'te tanıştık, evet. Arkadaşlar şimdi keman kursu diye başlayınca havalı oldu da. İsmek deyince çok havalı olmadı. 50 TL karşılığında hangi kemanı öğrenmeye çalıştınız yani? 50 TL değil, ücretsiz. Ücretsiz? Pardon, keman var mı yok? Zihnimizde keman. Keman yok, keman kendisi yok. Gıy gıy da gıy gıy. Kemana bak, gıy gıy. Öğrendiniz mi efendim? Öğrendik. Gıy gıy da gıy gıy. Sana 100 üzerinden 85 verdim. Tamam hadi git bakalım. Gıy'den 85 aldım. Sen bir de 17 sene Amerika'da yaşamışsın. Evet. Döndüğün gibi İsmek Kemal kursuna gitmek nereden aklına geldi? Bu nasıl bir vizyonda bir çöküştür yani? Hani buradan buraya nasıl çöktün ulan? Müzik aşkıyla yanıldım. Müzik aşkı mı? Bana arkada öyle demedin. Geldiğimde arkadaşım yoktu, hobi olsun diye İsmek Kemal kursuna gittim. Evet, evet öyleydi. 17 sene Amerika'da yaşadım, buraya geldim. Kentucky'de. Kentucky'deydim. 2 sene Florida'da yaşadım. 12 sene de Kentucky'deydim. Buraya geldim. İstanbul'da ilk defa ben yaşıyorum. Öyle mi? Aynen. İstanbul, hoş geldin. Aslen Sakaryalıyız. Tatanga. Tatangalar. Tamam. Aynen. Aslen Sakaryalıyız. İstanbul'da pek çevrem yok aile haricinde. Dedim, sen dedin ki bir hobi olsun. Aynen, bir hobi olsun dedim. Aynı zamanda benim amcamın oğlu da keman öğretmeni olduğu için vay, o yüzden bir kemana... Şimdi oturdu. Peki ilk birbirinizi gördüğünüz o anı hatırlıyor musun? Ben anne? Hatırlıyorum. Evet. Ne gördün sen karşında? Ya biraz uzun ama kısaca anlatayım. Uzun anlat. Onun için gelmişler yani. Mülakat. Hasan. Hasan'a bak diyor ki uzun anlat, onun için geldiler zaten diyor. Bu ne hava ya? Hayır abicim. Hoca uzun anlat para verdik, bizi buraya getirdi. Sen bize beleşçi diyorsun. Kaç para verdiler? Versenize geri şurada sahnede. Allah'ım paranı. Hasan! Ne içtin oğlum sen yukarıda? Kaç sene ilişki? Yeni daha 1,5 ay oldu evleneli. İlişkimiz tabii 2,5 sene. 2,5 sene evlenelim, evet. 1,5 ay oldu. Evet. İlk defa mı beraber yaşadınız? Evet. Nasıl bir şeymiş? Güzel. Hayalimizdi, oldu. Ne oldu? Hayalimizdi zaten. Beraber hayalinizde oldu. İşte size tehlikeli dakikalar. Evet. Anladım. Ne oldu? Gel şimdi keman kursuna. Gördüğün ana gel. Biz ikinci seviyede tanıştık. Mülakat günüydü. Ben de gittim böyle sınıfta Hasan ve birkaç insan böyle oturmuş böyle bekliyorlardı mülakat başlasın diye. Yarım saat falan geçmişti. Ben de sınıfa girdim. Bu ne ölüm sessizliği var burada dedim. O şekilde tanıştık ilk. Sen böyle... bu cümleyi duydun mu, hatırlıyor musun? Evet yani ben çok net hatırlıyorum zaten o günü. Gittik aynen dediği gibi sınıfta herkes böyle köşe köşe oturuyor. Herkes heyecanlı, acaba geçebileceğiz mi seviyeye, mülakat nasıl geçecek? Bayağı bir tedirginiz yani. Bu şimdi bedava olduğu için mülakat aynen, var. Aynen evet bedava. Hiç kemanla alakan yoksa. Geçemezse parayı basacağız çünkü. Yok, ikinci seviye olduğu için. Hayır, birinci bedava. Evet. İkinciyi geçebilenler. Evet. Yine mi bedava? Bedava ama evet. Bravo sınavı İsmek geçmen ya. Lazım. Efendim? Sınavı geçersen. Tamam. Sen şimdi dedin ki burada ölüm sessizliği var. Sen o gün beğendin mi bu kızı? Beğendim. Çünkü sınıftaki herkes böyle aşırı sessiz bir şekilde oturuyor. Herkes tedirgin. Sınıfa girdi, bu ne ya, burada ölüm sessizliği falan vardı. Sınıf böyle bir
heyecanlandı yani. Çekici geldi o böyle, sonra tanışmam gerekiyor falan dedim arkadaşlar. Nerede tanıştınız kuzucuğum? Derste tanıştık bir sonraki hafta. Kim kime yürüdü? Ya o bana sürekli böyle bakıyordu, konuşmaya çalışıyordu. Ama sonra da böyle arkadaşmışız gibi davranıyordu. Tamam. Ya şimdi aynı sınıftayız ve direkt apaçık yürüyemedim yani. Ya ondan sonra belki sevgilisi vardır veya istemiyordur veya beğenmez yani, olabilir. Ondan sonra bütün sene aynı sınıfta birbirimize bakacağız. Güzel. Aynen. Sen ne dedin bu konuda? Ben bir ay falan sabrettim. Böyle normal. Arada sırada dışarıda buluşuyorduk. Öyle mi? Şeyler yapıyorduk. İkiniz. Evet. Nereye gidiyordunuz? İşte böyle Kadıköy'de takılıyorduk. Kursta Kadıköy'de. Tamam. Ama bir süre sonra bir de şöyle bir şey. 16 sene Amerika'da yaşamış ya. O sırada da ben Hasan'ın önceden evli olduğunu falan düşünüyordum. Hangi ülkede yaşadığını biliyorum. Kesin Irak'ta, Afganistan'da falan karısı vardır falan diye düşünüyorum. Vizyon be! Sebepleri var. Sormadın mı hangi ülke olduğunu? Sonradan öğrendim. Sonra işte yurt dışında yaşamış. Bir de bana şey diyordu işte. 2-3 gün beni aramasan sorun etmem. Hani evli erkek lafları gibi. İşte ben ya böyle... Ya hocam öyle değil de o konuşuldu. Biraz farklı anladım. Ha sen neyin peşindesin bu cümleyi kurarken? Mesela ilk buluştuğumuzda kardeşimin eşi diyeceğine eşim dedi. Kardeşin eşi derken dilim sıçtı. O şekilde çıktı ağzından yani. O da benim evli olduğumu düşündü. Yani inandıramadım evli olmadığımı. Ve parçaları birleştirince evli gibi. 2-3 gün aramasan sorun etmem diyor. Uzun süredir yurt dışında ve işte beni 2-3 gün aramasan sorun etmem. Bir kere daha söylemek ister misin cümleyi? Tamam. Sevgili Hasan, ne zaman el ele tutuldu? Yani kursa başladıktan birkaç ay sonraydı. Ama ikimiz Kadıköy'de, hatırlamıyoruz. Çok net hatırlamıyorum ama Kadıköy'de galiba Lel'deydi. Tamam. İlk oraya gittiğimizde. Evet. Orada mı öpüşüldü? Yok, öpüşülmedi. El ele tutuşuldu. Nerede öpüşüldü ilk? Galiba AVM'deydi. AVM'de mi? Sinemaya gitmiştik. Ha, şimdi oldu. Bu orta değil. Kim kim öptü? Ben. Ne güzel. Niye kızarıyorsun sen bunları konuşurken? Biraz utangaç birisi. Çok tatlı biri ama. Amerika'da nasıldın sen acım? Ne açıdan yani nasıldın derken nasıldın ben? Hayır yani bir çapkınlık hikayelerin var mı Amerika'ya dair? Yani başka milletlerden sevgilin oldu mu? Arkadaşlarım oldu tabii ki. Aynen. Sevgilin oldu mu? İleri derecede öyle çok olmadı yani. Tam söyleyebilirsin. Öpüştün mü? Yok. Ama sen niye korkuyorsun oğlum? Korkmuyorum hocam, olmadı yani. Öyle ilerici bir sevgilim, ilişkim olmadı ha, yani. Ha tamam, Amerika'da olmadı. Olmadı yok. Anladım, anladım. Evlenme teklifini kim etti? Ben. Nerede? Bebek miydi orası? Bir yat kiraladım. Güzel. Orada yaptım evlenme teklifini. Nasıldı anneciğim evlenme teklifi? Güzeldi, sürpriz oldu. İşte orada. İkiniz miydiniz? Bir de kaptan. Evet. Bir de kemancı falan geldi. Ay sokacağım kemanına ya. Keman her yerde, ilişkinin başından beri. Gıy gıy de gıy gıy. Bütün olay oydu yani, o yüzden. Aslında kendisi çalmak istemiş ama heyecanlanırım falan diye. Ve bir de İsmek'ten kurs aldığı ne kadar çalabilir yani. Merhaba İsmek. Estağfurullah. Ondan sonra güzeldi. Ben de ettim ama. Tamam. Nerede ben ettin? Kendine de oğlum bize de paylaşsanıza. Ben de ettim diyor. Ettim be. Sen ya, nerede ettin kuzucuğum? Ya hep erkekler ediyor. Ben edeceğim dedim aslında ilişkinin başında. Ondan sonra yarın bir gün Mesut Süre'ye katılırsak kim etti dediğinde ben demek için falan diye geyiği dönüyordu. Ama hızlı davrandı. Ben de öyle ayaküstü ettim. Hani al yüzüğü tak, başının bağlı olduğu belli olsun gibi bir şey oldu benimki. Anladım. Takıldı yüzükler. Evet. Düğün çok güzeldi. Düğün şarkınız neydi? Dans şarkısı mı? Düğün dansı şarkısı. Sevdim seni bir kere Teoman. Teoman? Evet. Ha güzelmiş. Hı hı. Tam düğün dansı esnasında, düğün şarkısında ne konuşuyordunuz? Biz orada aslında... saçmalık şey konuşuluyor yani. İnsanlar hep ne konuşuyor bu anda? Hadi biz de onu konuşalım falan dedim. Sonra işte... Biz de o konuyu konuştuk. İnsanlar bu anda ne konuşuyor diye konuştu evet. Bu anda. Gerçekten mi? Evet, İnception'a bak, aferin ya. Bu ilişkili bir kıskancı var mı? Yok yani şu an. İkimiz olgun insanlarız yani, kıskanılacak bir durum da yok ortada. Şimdi ben... Hasan'ın yaşını tahmin etmenizi isteyeceğim sizden. Hasan 30'un altındadır diyenlere o desin. Çok bir kişi desin ben. Allah razı olsun. 20'nin altında diyenlere o desin. Arkadaşlar 6 yaşında. Ben de inanamadım, biliyor musun şekerim? Amerika'da serbestmiş çifte vatandaş. 2015 doğumlu vallahi ya. 35'in üstünde diyenlere o desin. 40'ın üstünde diyenlere o desin. 50 civarı diyenlere o desin. Dur lan 50 civarı diyenler. Ayıp ama ya. Evet 38'miş. Bana daha genç geldi. Gelmedi mi ya?
Herkes o gülüyor. Çökmüş mü abi? Kentteki çöktürmüş ya. Değil mi ya? Allah Allah. Mesela bir kıskanç. Şimdi senin ilk uzun ilişkin mi kuzucuğum bu Hande? Hasan senin ilk uzun ilişkin mi? Evet. Hayır. Pardon. Hasan senin ilk uzun ilişkin. Ama Hande dedim ya önce. Pardon. Hande yanındaki adam. Anlasın diye rahat. Bu kemancı köpek. Senin ilk uzun ilişkin mi? Hayır. Kaç sene oldu daha önce? 2 sene civarı. Konuşuldu mu bu? Hayır, eski sevgililerimizden konuşmadık. Konuşmadınız? Hayır. Hiç? Gerek yok. Sevmezsiniz yani böyle şeyleri. Hayır, gerek yok. Ben de bilmek istemiyorum, o da bilmek istemiyor. Ben sordum, yokmuş onun kentekide. Şimdi öğrenmiş oldum. Bir hoşuna gitti mi olmaması? Beni ilgilendirmiyor benden önce ne yaptığı. Güzel. Evet, şu an ilgilendiriyor. Önceki hayatıyla ilgili haddim değil yani. O yüzden bir şey demem. Tamam. Şimdi bak, hiç eski 2 yıllık ilişkinden bahsetmeden bir şey soracağım. Şu kişiyi boş ver. Tamam. Hasan'ın 9 tane huyu daha iyidir de... ...o bahsetmek istemediğimiz... ...öbür adam var ya... ...onun bir huyu daha iyidir sadece. Mümkün değil ya. Yok. Onlar daha iyi olsaydı onlarla evlenirdim. Hasan'la evlendim. Onlar kimle? Genel olarak diğer erkekler anlamında. Tamam hayatım anneciğim, sorun yok ya. Sen giderken biz dönüyorduk yani, kusura bakma da. Hasan da yavaş yavaş böyle biraz daha sorsana ya. Azıcık daha öğreneyim, ben soramam ki. Azıcık daha öğreneyim ya. Burada var mı böyle ikinci evliliğini yaşayan var mı? Vardır lan, ne olacak? Vallahi ne güzel, ver tanışalım. 2 kez evlendin. Evet. Boşandın sonra. İkinciye bir 10 gün sonra boşanıyorum. Acılar içinde adamı bulduk ha. Aradım gözlerimle, buldum. Acıyı buldum sağımda. Buradan böyle siniri buldum hayata karşı. Geçmiş olsun abi. Teşekkür güzel ederim. Anlaşmalı boşanma. Evet. Çocuk var mı? Yok. Tamam, önüne bak, bir şey olmaz. Kim kimden ayrıldı? Ortak kararımız. Ortak karar. Evet. Tamam, nefis abi. Harikulade. Yeni bir flört var mı? Var. Hızlı köpeğe bak ya. Siz misiniz efendim? Ha tamam. Hayır, tamam. Arkadaşım. Arkadaşın? Evet. Ha tamam. Senin adın ne? Speedy Gonzales. Onur. Onur. Evet. Ne zamandır flörtün var? Ulan daha da 10 gün sonra boşanmıyor musun sen? Şöyle ama bizim... Boşanma davasına flörtünle git. Olabilir. Tamam. Şöyle bizim ayrılmamız aslında uzun zaman önceye dayanıyor. Anladım. Ama... Oldu, şimdi oldu. Aynen. Zaten fikren bitmiş bir şey, şimdi pratikte bitiyor. Aynen. O yüzden de flört kime ne? Ne kadar oldu flörtün başlayalı? 2 yıldan biraz fazla. Onur! Ya sen miladi takvim bilmiyorsun? Hangisi yıl, hangisi ay karıştırıyor? Ya bir şey kullandın, bize sallıyorsun deminden beri. Üst Bey selamlar. Bu yarımdaki de ilk karım tabii. Oğlum bu hikayede şimdi yani uzun zaman önce ayrıldık dediğin 2 senedir önce mi ayrıldınız? 4 seneye yakın. Yeni bitiyor pratikte. Ha evet. Tamam. Atıyor mu lan, senin zamanlarla ilgili bir değişik problemi var. Hayır, kaç yaşındasın? 9! Olur, ben buraları yayınlarım ha. Yayınlayın, sorun değil. Tamam. Çünkü orijinal bir adamsın yani. Muhtemelen YouTube'dan izleyenler de zerre inanmayacaktı. Sana olsun ama bir şey olmaz. Bence güzel, gelip böyle sallamak da güzel. Bu da bir şey hayatta değil mi yani? Gideyim götümden uydurayım, inanan inansın. Mesela kavgada kim daha böyle bağır çağır? Sen misin kızım? Evet. Sende var ama öyle bir hal değil mi? Böyle bir sanki öfke problemi olan Hande gibi yani acık. Ben Karadenizliyim. Beni de tehdit ediyor şu an yani. Ağzından en sert ne çıktı mesela Hasan'cığım sana karşı? Öyle sert bir küfürlü bir şey yok yani. Olsun, sadece... bazen küfürden ağır şeyler söylenir. Yani şu an hatırlayamıyorum yani, öyle sert bir şey söylemiyor. Sadece çok fazla tepkileri en yüksek perden oluyor. Yani bekler mesela ilk söyleyeceği şeyi sanki ben onu defalarca yapmışım da... ...bu 10. defa bana söylüyormuş gibi tepkisini verir. Doğru mu kızım bu? Doğru. Ona göre. Sence? Bence değil. Ben... Sen niye benimle telgraf gibi konuşuyor böyle yani? Stop.
Ya söylenmesi gerektiği için söylüyorum. Bence yok, önce söylenmesi lazımmış, sonra söylenmesi lazımmış. Böyle bir şey yok. O an söylenmesi lazım bir şeyi söylüyorum. Biraz sinirli konuşuyorum ama o konuda haklı. Hiç hastanın dövdün mü? Hayır. Öyle bir hali var çünkü yani. Hayır, hayır. Öyle mi? Yani, tamam, güzel. Ama öfkemiz bizim yani çok kısa süre, öyle uzun sürecek bir şey değildir. Anladım. Kesinlikle, aynı. Aşk, tutku devam mı? Devam. Evet. Vallahi. Evet. Kaç gün görmesen özlüyorsun Hasan'ı? Yani sabah işe gidiyor, akşama özlemiş oluyorum. Gerçekten mi? Evet. Ya? Bu ilişkinin dokunmatiği kim? Kim daha çok muç? Hasan. Nereden anlıyoruz bunu? Sürekli yapışık geziyorum hocam. Yapışık geziyoruz valla. Severim yani. Hep muç. Elini tutarım yani, sürekli elini tutarım, sarılırım. Bu senin hoşuna gidiyor mu kuzucuğum? Evet gidiyor ama bazen sorunları çözmek için de bunu kullandığı için çok mantıklı değil. Ne yapıyor mesela? Kavga ediyorsunuz, hemen sarılıyor mu? Kavga ediyoruz, sarılıyor, öpüyor ama konuşmak istemiyor. Sorunla ilgili konuşmuyoruz. Ha, öpüşelim istiyor sadece. Ne güzel anlattı ya. Hasan galiba öpüşmedi, her sabahını zaman kaybı olarak görüyor. 10 dakika geçti be. Açmış dizi izliyor, öpsene beni artık. Hasan sende bir kıskançlık durumu var mı? Yok yani, zaten o güven olmasaydı bu noktaya gelmezdik. Tamam. Evet. Şimdi Instagram'da mesela o 2 yıllık eski sevgilisinin storiesine bakıyor sadece. Hoş olmaz. Ne oldu az önce? Güven olmaz öyle bilmem ne. Şovunu yaptın, bir tanecik örnekte hemen düştün. Aynen, ya. Aynen, doğru diyorsun. Yani sen de böyle kıskanmıyorsun şu anda, bir sebep yok ama sebep olsa kıskanacak adam tipi var. Olabilir, evet, kıskanabilirim. İnşallah yaşamayız öyle bir durum. Bilmiyorum yani. Ne oldu lan? Yaşamadım, bilmiyorum. İnşallah bana yaşatmazlar. Kentteki çocuğuyuz biz, sıçarım vallahi. Kim daha çok kazanıyor? Şu an hemen aynıyız. Diyelim sen 6.000 lira alıyorsun. Hande 6.000 euro alıyor. Senin böyle içten içe gururunu eksiltir mi bu, yoksa senden 12 kat fazla kazanması hoşuna gider mi? Hoşuma gider. Beraber harcayacağız hocam. Onu bilmiyoruz da sormamız lazım Hande'ye bakalım. İnşallah öyledir. Beraber harcarız. Tabii harcarız. Yani. Öyle mi kuzucuğum? 12 kat fazla kazansan belli eder misin ayrıntılarda? Laf sokmam öyle. Ama harçlık mı verirsin? Yeri geldiğinde ezerim bu an. Hayır, ezmem. Burada gurursuz erkek var mı aramızda? Benim gibi. Gururlu var mı? Ben sorun ederim. 10 kat fazla kazansa sorun ederim diyen var mı? Kaç yıllık bir ilişki bu? Bizim 5 yıla yaklaştı. İki sen ne işin? Sonra 5 yıl olacak. Ben bina görevlisiyim. Ne görevlisi? Bina. O ne demek? Ya kapıcının yeni ismi. Ha tamam, ne güzel. Evet. Hanımefendi ne iş yapar? Muhasebeci kendisi de. Tamam. Kim daha çok kazanıyor? Ya şu anda eşitiz yeni girdiği için. Aynen. Sonra doğru. O mu kazanacak daha çok? Eğer gidişat onu gösterirse büyük ihtimal öyle olacak. Bu seni rahatsız edecek mi? Beni eder. Neden? Ya ne bileyim ya, benimle aynı kazansın ya da benden biraz daha az alsın. Çok almasını istemiyorum. Tamam, zaten 10 dakikadır bunun sebebi ne diye soruyorum. Ya sebebi bilmiyorum, hani değişim olmaz, olacağını düşünmüyorum ama ben kendimi kötü hissederim. Öyle mi ya? Ya aynen, benim için öyle. Şey dersin yani, hani böyle daha mı az harcarsın? Ya daha az harcamaktan değil de, hani şimdi hani bir evin erkeği ev reisi modu oluyor ya. Bu da evin hanımı olduğu için benden çok almasını istemem. İşte o dediğin yok artık, evin erkeği bir erkeği, onlar hikaye. Ya bana göre var. Hayvan gibi kavga etsek ne komik olur şu an ya. Yürü git lan, yürü git lan. Bana göre var. Çalıştığı binaya götürüp tekmeliyor beni. Amına kodumu, gel şimdi söyle. Adın ne senin? Oğuzhan. Oğuzhan, çok sevdim ben seni. Yayınlayabilir Peki. miyiz buraları? Olur tabii ki. Hanımefendiyle tanışalım. Kuzucuğum hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber? İyidir sizde. Diyelim 10 kat fazla kazandın. Belli eder misin ayrıntılarda? Ya ben eksik söylerim herhalde. Eksik söylerim. Yani kenara mı atarsın para? Atarım. Kızım bak, sen de bir muhasebecisin ya, minik bir dolandırıcı tandansı da aldım ben. Böyle gizli gizli ev mi alırsın iki tane? Ya ev almam da. Ben böyle çok alışveriş yapmayı çok seviyorum. Şimdi örnek veriyorum, 2 dersem hepsini vermek zorundayım. Ama 3 alıp 2 dersem 1000 lirayı harcayabilirim. Mat 1'e hoş geldiniz. Peki ya 5 alıp 2 dersem 3 bana kalır. 10 alıp 2 dersem anasını ağlatırım. Anladım. Şimdiye kadar, hadi kız dürüst ol, çok sevdim ben ikinizi de. Şimdiye kadar 3 alıp 2 dedim mi hiç? Bir kere bile. Dedim. İşte bu. Alkış böyle. Ne yapacağız? Bak sen de alkışla. Helal.
Ya helal hoş olsun. Ne aldın kendine gizli gizli? Kıyafet. Ama sadece kendime harcamıyorum. Kime harcıyorsun başka? Böyle görüyorum. Diyorum ki buna da alayım, olmaz şimdi. Sürekli buna bir şey alıyorum. Sonra kendime niye almıyorum, ben hep bunu alıyorum diyorum. Gene kendime alıyorum. Ya sen yine buna deme de o sana de. Çünkü sen belli ki zenginleştikçe biraz tavrı da değişik yani. Ya ben hala bununla mı evliyim be? Ben onu kazanıyorum ya. Anladım. İyi ki geldiniz oğlum ikiniz de. Teşekkür tamam, ederim. Tamam, yayınlamamızın sakıncası var mı? Yok. Oğuzhan bak gece yazma, sikertirim bak ha. Tamam mı? Tamam tamam. Alkış dünya güzeli kardeşlerime. Klasik şeyler oldu mu arkadaşlar? Kına, nişan, kız isteme, düğün. Oldu. Kız isteme nasıl gitti Hasan? Çok rahattı. Yani zaten ondan öncesinde ailesiyle tanışmıştım. Bir de bu Covid döneminde biraz daha aile arasında olsun dedik. Çok anlayışlı bir ailesi vardı. Rahat oldu yani, öyle bir sıkıntı olmadı. Hiç gerildin mi kuzum Hasan'ı tanıştırırken ailenle? Hiç gerilmedim çünkü gerçekten böyle çok sıcakkanlı ve hoş sohbet bir insan. Herkes hemen sevdi. Ben de ondan emindim. Gururla tanıştırabildim. Hasan'dan mı bahsediyorsun? Evet. Benim Allah'ım ama. Öbür çocuk mu? 2 yıllık olan. Basın açıklaması gibi anlatınca kız sanki başka birine bahsediyor gibi. Gururla tanıştırdım. Hoş sohbet bir insan. Yanında oğlum adam. O mesela tanıştırdığın anı anlat bakayım. Kim vardı evde? İlk annem ve erkek kardeşimle tanışmıştı. Tamam, nasıl gitti abi işler? Dışarıdaydık. Tamam. Çok güzeldi. Şeyde Göktürk'te Kent Orman var. Kendisi zaten Göktürk'te olsun Eyüp'ten. Tamam. Orada bu zaten o dönem yasaklar vardı. Her yer kapalıydı restoranda. Bir tek gidebileceğimiz yer orasıydı. Orada bir kahvaltı yaptık. Çok güzeldi ortam. Annesi sağ olsun, anlayışlı biri. Güzeldi kardeşim. Hemen evladım, çocuğum falan dedi mi sana? Hemen olmasa da bir süre sonra oldu, evet. Ha, ilk gün ne dedi? İlk gün bir, yani hitap etmedi o şekilde. Normal. Muhatap olmamış ilk gün. Şuna söyle kaşar yesin siktirsin gitsin. Daha çok sizli bizli konuştuk. Yani. Vallahi normal ama öyledir. Bir tanecik evet. Kızını veriyor yani. Aynen. Çok normal. Sen nasıl kayınvalideyle aran? İyi ki seviyorum kendisini. Çok güldüm, yalan gibi oldu. Anneciğim hiç inanmadık ha yani böyle. Şimdi gerçi sen bir de Karadeniz kızısın ha. Gerçekleri saklamazsın yani. Yok gerçekten seviyorum. Hiç böyle kaynanalık yapan bir insan değil. Arkadaşın gibi mi? Arkadaş gibi de demeyelim ama ilişkimize hep destek oldu yani. Hep görüşün, buluşun o tarz. Ama mesafeli bir ilişkiniz var galiba kayınvalidenle. Yok, mesafeli de diyemeyiz. Gelip size kalır mı? Kalmasını gerektirecek bir durum olmadı. İşte bu. Neden böyle bir... Bu soruyu niye sordunuz ki şu an bana? Ya izlerse, aklına gelirse? Yok, çok yakın. Hiç aklında yokken bizde kalırsa ne bakacağız? Diyelim geldi kaldı bir ay. Kalabilir. Bir ay. Kalabilir. Problem çıkarır mısın? Asla kalmaz ama. Kalmazdı. Korkuyor. İçten içe bayağı korkuyor. İnşallah kalmaz. Ya geldi bir ay kaldı ya. Gerçekten kalabilir istersem. Önermemi bozma. Bir ay kaldı. Kaldı. Ben kalmam ki o evde madem kaldı. Hoş sohbet birisi olan Hasan kalır. Anasıyla. Bir ay kalabilir mi annen sizde? Hasan sence problem yaşar mısın? Benim annemle mi, onun annesiyle mi kalır? Benim annem bakar. Size gelse kalsa olur mu? Ne konuşuyoruz ama devinden beri? Senin annenle konuşuyoruz şu an. Belki aynı soruyu bana da soruyorsunuzdur diye. Benim annem kalsa ne komik olur durduk yere. Konuştuğunuz programda bir ay kalacağım ya. Arada siz de gelirsiniz. Senin annen hocam. Benim annem yok, sorun olmaz yani. Kalabilir tabii ki. Oğlum sana tabii sorun olmaz. Hande tarafından sence sorun olmaz, olur mu? Olmaz, olmaz. Kesinlikle ha, tamam. Olmaz. Anladım. Bir zahmet kendi anana kendin sorun çıkarma yani. Hani gitmeyeceğim artık? Hanım bir şey demiyor ama ben seni istemiyorum şu an. Hanımlar beyler, bendeniz Mesut Süre, Nors'un sunduğu ilişki testi alkışlarla devam ediyor. Sevgili Hande, sevgili Hasan. Akıllarda tek bir soru, hayatınızda hala keman var mı? Var. Var mı? Var. Çalıyor musunuz? Evet. Evde. Birer kemanınız mı var? Şu benim an iki tane var. Evet. İki tane. Bir tanesi elektro keman. Çok gürültü olmasın komşulara diye. Yani geç saatte çalacağımız zaman alınmış bir şey. Diğeri normal. Elektro kemanda gürültü olmuyor mu? Yok, kulaklık girişi var. Yani çok böyle az bir sesi çıkıyor. Ha, o zaman böyle haftada bir iki evde çalıyorsunuz. Evet. Zaten şu an evde yeniyiz de. Yani öyle çok böyle bir aşırı çalacak zamanımız olmadı ama... dönem de başlıyor bir iki hafta içinde. Hasan'dan enteresan açıklamalar. 1,5 aylık
evliyiz lan. Kemal'e sıra mı gelir şu an? Doğru. Hala tadilat yapıyoruz ya. Eve yan taşınma şeyindeyiz. Valla. Evet, çok bizim hızlı oldu nişanla evlilik arası. Her yer kapalıydı. Bir anda açıldı. Ağustos'ta açılacak dendi. Biz tarihi aldık, evlendik. Bizden önce kiracı geç çıktı. Sağ olsun. Hasan ne bu ayrıntılar? Bize ne bunlardan yani? Hasan sence evet. Hande dünyanın en güzel kadını mı? Bence evet. 10 üzerinden puan ver. 10 yasak. 9. 10 yasak. Tamam. Ne olsaydı 10 olurdu? Ama geçiştirme bu soruyu. Yok şöyle burnu helal konusunda kendisi de zaten bu konudan pek memnun değil. Kendisi fotoğraf... Şimdi bak burada kendisi memnun değil, kurtarır kocayı. Ama şöyle... Kendisi de memnun değil dersen belli ki sen de memnun değilsin. Evet, ben de memnun evet değilim. Evet mi? Evet. Hasan'a bak ya. Değilim lan. Tamam. Sebebi bütün fotoğraflarımız sağdan. Yani soldan kesinlikle asla fotoğraf çekilmiyoruz. Bütün fotoğraflar hep böyle selfie çekeceğiz. Ama çok... Çünkü sol tarafını bu beğenmiyor bunu. Bu taraftan güzel çıkıyor, bu taraftan çıkmıyor çünkü. Dön bakayım bu tarafa, ben göreyim. Bu güzel. Öbürü? Bu daha kötü. Yo. Öyle öyle. Sürekli bunun tartışmasını yaşıyoruz her fotoğrafta. Öyle mi? Aynen. Benim sence nasıl burnu? Sence nasıl burnu Hasan'cığım? Bence gayet güzel, bir sıkıntı yok yani. Başka? Başka bir yok. Oğlum sıkıntı olarak sormuyorum ya. Ne olarak yani? En beğendiğin fiziki özelliği ne eşinin? Elleri. Elleri. Evet. O zaman ellerini şimdi bize tasvir et ama el demeden. Eşinin ellerini bize anlat. El kibar, kelimesi geçmeden. Kibar ve zarif. Elleri. Evet. Güzel. Başka? Hayır, benzeterek. Benzeterek. Evet, mesela rüzgarların savurduğu yaprakların... O kadar kelime hazinesi geniş değil. Aynen. Değil mi? Biraz sanat olan kemanda yayın akışı gibi falan yok. Ne dedin az önce sen? Kemanla? Yayın akışı gibi yay. Keman çaldığımız. Tamam, oldu. Ellerin bana yayı sesini... anlatıyor, var ya da çalıyoruz kemanı. Ulan sen İsmek'ten kurs almışsın, sen kim köpeksin acaba? Anladım. Sen kızcığım dünyaya yakışık adın mı bu adam? Benim için evet. O zaten öyle ki evlenmişsiniz evet. Yani. Tipoloji olarak 10 üzerinden puan ver ama dürüst ol. 8. 2 puan nereden gitti? Aslan kendini 10 mu zannediyordun aslanım sen? En azından bir 9 diyordu kendi falan. Yok. Tabii canım. Duyalım bakalım neymiş o 2 puan. Ne olsaydı 10 olurdu? Göbeği var biraz. Çok yok. İçine çekiyor çünkü programın başından beri. Evet. Çekiyor mu şu an içine? Yok, çekmiyor. Tamam. Var ama yani. Çek bakayım. Açık daha çek. Yok, bu kadar gidiyor. Var yani göbeği. Tamam, başka? Bir de saçları biraz beyaz. Beyaz, ha? Evet. Şimdi sen bir ortama girdiğinizde böyle saçları beyaz ya azıcık. Sen de yaşından küçük gösteriyorsun. Aranızda 6 yaş varmış galiba. Şey diyor musun yani, boyatsın mı? Arada boyuyorum ya. Bazen boyatıyor, güzel evet. Oluyor. Siyah. Siyah ama doğal değil. Bir şekilde doğal böyle boya. Hafif hafif. Öyle mi? Aynen. En beğendiğin fiziki özelliği ne Hasan'ın? Bilmiyorum. Yok galiba. Çok düşündüm. Yok mu? 8'lik pakette bir tane çıkar yani. Yok, çok var. Yani genel olarak bütünsel olarak beğeniyorum. Ama? Ama gülüşünü çok seviyorum. Gülüşünü? Hayır, evet. Fizikken canım. Dudaklarını diyeyim o zaman. Öyle mi? Evet. Nasılmış dudakları? Dudak demeden anlat bakayım bize. Hadi bakalım. Ya böyle güzel bir kıvrımı var. Güzel oluyor. Başka? Başka neyi var dudaklarının? Benim kelime hazinem de o kadar geniş değil. Ne tatlı kadın ya. Kelime hazinesi diyerek her konunun içinden çıkıyor. Hande'nin fışt yaptığın bir huyu değişecek. Hangi huyu değişsin? Telaş. Telaşı. Evet, aşırı telaşlı. Aç biraz. Bir şey hemen olsun istiyor. Yani bir konuyla ilgili mesela en basitinden evde şu anda bizim tartıştığımız bir konu. Ev 3+1. Bir odasını hobi odası yaptık. Orada işte dedik keman çalarız falan. Ay sokacağım kemanla ya. Ne kemanmış arkadaş. Tamam. Salon var. Bir tane oda var. O küçük bir oda. Oraya dedik fazlalıkları koyarız. İşte ütüdür, süpürgedir, dolaptır. Tamam, güzel. O odaya yatak almak istiyor. Misafirimiz geldiğinde orada ağırlarız gibisinden. Sen ne diyorsun? Ben de eşyalarım dedim ya. Daha yeni tadilat yapıyoruz. Eşyalarımı yeni yeni taşıyorum yani. Daha her şey ortada değil. Yerleşmeye çalışıyoruz. Bununla ilgili dedim bir bekleyelim. Bir bakalım duruma göre. En son durum ne olacak? Ona göre yatağı alırız. Orada... Parlama oluyor tabii ki. Niye sen benim de abartarak söylemeyi de çok sever. Ne diyor? Benim de istediğim hiçbir şey olmuyor mesela. Asla. Bu kelimeleri mesela sürekli kullanır.
Ama ondan sonra ben tepki verince de ben öyle demek istemedim. Yanlış anladın gibi kıvırır yani. Anneciğim, o yatak alınacak mı o eve? Alınacak. Alınacak. Hasan, Hande'ye sorduğum zaman Hande cevap verirse çok mutlu olurum. Anneciğim, yatak konusunda duracak mısın arkasında fikrinin? Yani ya alacağız ya da eve hiç misafir gelmeyecek. Ohoho! Mesela kayınvaliden. Bir ay nasıl kalacak evde yatak yokken? Ama mesela bir oda daha var ya, 3+1. Oradaki yatak, ya orada bir kanepe var. Çok yatmaya müsait değil. Anladım. Evet. Kayınvaliden geldiği zaman ütünün olduğu yerde mi yatsın? Evet. Orayı bile ayıp gördün. Sen şu kadına iki çift lafın var, bir et bir rahatla be. Et bir rahatla, bir şey olmaz ya. Yok, gerçekten çok seviyorum. Hasan, annenle ikisinin arasında kalsan nasıl bir tavır gösteriyorsun? Çok zor bir durum hocam. Ne yaparsın? Yani gerçekten bilemiyorum. Ama annem herhalde o duruma sokmaz bizi yani. Annem anlayışlı biridir. Hande de çok anlayışlı. Anne... Hasan'la geri vites devam ediyor. Anneye güveniyor bu ilişkide. Hande de insan sonuçta yani, o da. İnşallah o pozisyona girmeyiz. Girsen ne yaparsın? Çok girin. Zor. Hande'yi seçerim yani sonuçta. Öyle mi? Tabii, hayat arkadaşım. Çok zor deyip anneyi seçerim ne demek akacığım? Hande'yi seçerim dedim. Ben de aynısını söyledim zaten. Pardon, Hande anneme, pardon. Özür. Hande. Hande annenin yüzüne tükürdü. Yok artık. Yapmasın hocam o kadar da. Niye tükürdü? Yaptı yani? Diyeyim, sinirlendi. Yatak batak yaptı kadına. Sıkıntı olur. Nasıl ya. Bir tavrın olur? Bilemiyorum, gerçekten çok zor bir soru. Hala mı bilemiyorsun? Yani ananın şey yüzüne tükürülmüş. Yani. Hala mı ev kurdum, aile kurdum, Hande de Hande. Yüzüne tükürmüşler ananın. O pozisyona girmeyiz inşallah. Bilmiyorum, cevap veremeyeceğim buna gerçekten. Kelime azlem yok ki. Biraz şu yatak konusunda fikir alalım arkadaşlar. Sizce eninde sonunda bu yatak alınacak mı, alınmayacak mı? Hande'nin dediği olur diyenlere o desin. Bu Hasan böyle konuşuyor da pıstırığın teki diyenlere o desin. Nerede mikrofon? Hoş geldin kuzucuğum. Merhaba. Mesut Bey, bu mikrofonun... Amına koyayım, böyle etkin değil yani biz. Bir pazar günümüz var, gülelim diye geldik. Ne mikrofonu ya? Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber? İyiyim, siz nasılsınız? Ayağa kalkarsan kameramız sizi görür. Eşinizle mi geldin, sevgilinizle? Yok, erkek arkadaşımla geldim. Kaç yıllık ilişki bu? 1,5 tam. 1,5 sene? 1,5 sene oldu. Ha, ne güzel. Evlilik konuşuluyor mu? Arada. Okay. Arada. Lafa geçiyor diyelim yani. Kim daha çok geçiriyor lafı? Fazla olarak onu söyleyemem tabii ki ama böyle arada ikimiz de hani evlenelim, şöyle yapalım, böyle yapalım. İkimiz de konuşuyoruz onu. Birlikte mi yaşıyorsunuz? Hayır. Tamam, sakin. Cevaba bakıyor. Nereden duydunuz? Sen ailenle mi yaşıyorsun? Ailemle yaşıyorum. O da ailesiyle yaşıyor. Yaşlar kaç? Benim 21, onun 25. Ha, küçücüksünüz daha siz. Hı hı. Ha, senin sesin böyle 30 gibi. Oo, puan gördük. Sen bir çökmüşün gibi ya. Sen üniversite öğrencisin. Evet. Ana, hangi üniversite kuzucuğum? Marmara. Bölüm ne? İç mimarlık. Ha, çok havalıymış valla. 1,5 sene bu yaşlarda tabii, daha çok erkenmiş bu sorduğum, evet, sorular için. Bu yatak konusunda sen ne düşünüyorsun? Kimin dediği olacak? O yatak alınır bence ya. Nereden anladın bunu? Yani bir kere gerekli. Misafir odası yapacaklarsa gerekli yani. Tamam. Bir de Hande Hanım biraz baskın bir karakter gibi geldi. Herkesin zihnindekini dillendiren bir kadın. Hande Hanım iyi dövmüyor bu çocuğu arada. Ver bakayım sevgiline. Kardeşim hoş geldin. Merhabalar. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. 25 yaşındaymışsın. Evet. Şimdi sen o zaman tanıştığınızda da üniversite mezunuydun. Yok. Aa, evet, öyleydim ya. Mezun olmuştum. Yine bir sözlerciyle baş başayız. Sen peki nerede gördün hanımefendi ilk? Kendi sokağımızın bittiği yerde. Sokağın sonunda. Komşusunuz. Evet. Nasıl yürüdün? Mesaj attım. Telefon yani, nereden var? Sosyal medyadan. Daha önceden birbirimizi tanıyıp sadece ekleşmiştik. Ha. Onu tekrar yazdın? Görünce aynen merhaba yazdım. Çok klasik. Yo, o ne cevap yazdı? O da merhaba yazdı. Akıyor şu ana kadar bu haber. Sonra? Tam hatırlamıyorum. Laf atmışımdır muhtemelen. Bir şey söylemişimdir. Laf hani... atmışındır. Aynen, hani seni gördüm. O ikizler senin falan mi falan, böyle sert bir şey mi? Hayır ya, böyle şey. Laf atmak ne demek oğlum? Hayır, hani seni sokakta sokağımızdan gördüm. Sokağımızdan gene geç, lömbür lömbür.
Hangi sokak bu? Yani evimizde... Hangi semt? Ümraniye. Ümraniye'de? Aynen. Merhaba Ümraniye. Sence bu yatak alınır mı? Kesinlikle alınır. Nereden bu kanıya vardın? Hande Hanım bu ilişkide baskın karakter olarak duruyor. Sizler niye papağanlık yapıyorsun? Şimdi az önce duyduk bunu. Kelime azizden benim de zayıf. Ataşehir, kitap oku. Pardon. Anladım. Teşekkür ederim altı kelimeyle bizi eşlik ettiğin için. Mutluluklar size. Sağ ol, yayınlayabilir miyiz buraları? Evet, yayınlayabiliriz. Kuzucuğum, siz sakınca var mı? Bir alkış dünya güzeli kardeşlerime. Biraz yüzün düştü gibi anneciğim. Sana neden baskın dediler sence? Bilemedim. Karadenizliyim. Bunlar Ümraniye'nin neresinde oturuyormuş? Bilemedim Mesut Bey. Yok, genel sence olarak, neden? Genel olarak bizim ilişkimizde böyle bir şey var. Hasan dışarıdan böyle çok neşeli, çok mülayim. Böyle her şeye yumuşak davranan bir insan gibi gözüküyor ama... Aslında öyle değil. Ama dışarıdan evet. Hani dışı seni yakar, içi beni derler ya. Biraz öyle. Ne yakıyor seni içeride? Ya içeride mesela böyle o kadar iyi huylu değildir. Bu kız vallahi ayarsız ya. Dan. Dışarı... Ne varmış mesela? İyi huylu ya, değil. Ya bir konuya takıldığı zaman o konuyla ilgili 85 saat konuşma potansiyeli var. Öyle mi? Evet. Anladım. Sen peki bu durumdan muzdaripsin. Evet. Ama dışarıda burada mesela sempati oynuyor. Evet. Oynamıyorum. Doğa halim bu yani. Yemeyelim mi biz bunu yani? Bu adam aslında bu göründüğü adam değil genel mi? Genel olarak sempatik birisi. Sadece bana özel huysuzlukları var. Yani sana sempatik değil. Bana da sempatik ama spesifik konularda uyuzluk yapabiliyor. Anladım. Şimdi 1,5 ayı ya. Evet. Birlikte yaşamak nasıl bir şeymiş? Güzel bir şey. Ama? Ama? Sürekli eve geliyor. Sürekli eve geliyor diyor kendi için. Yine geldi bu Hasan köpeği be. Böyle başladın ki yani öyle diyecektin. Yeni bir eve alışmakta biraz zorlandım. Tamam, güzel. Hasan'la evet. Yaşamakta zorlandın mı? Yok, Hasan'la yaşamak güzel. Tamam. Evet. Ev işleri kimde şu an? Ev işlerini genel olarak ben yapıyorum ama Hasan da yardımcı oluyor. Beraber yapıyoruz ya. Evet. Ya ben uzun süre tek başıma da yaşadım. Yani az çok elimden de geliyor. Hani böyle öküz Türk erkeği değildir yani. Hani oturayım böyle her şey. Hayatım senin niye kelime seçimini azıcık değişik? Hiç ortada muhatabımız yok. Öküz Türk erkeği değildir. Anladım. Evet, yani evet. Hep bir işin ucundan tutar. Evet. Ütü kimde? Ütüyü ben yapıyorum. Çamaşır? Onu da ben yapıyorum. Hangi işin ucundan tutuyor acaba bana bir anlat? Mesela değişik fikirleri var. Atıyorum mesela... Fikirleri mi var? Ev işi yapmıyor fikri var. Hayatım sen yap da ben yeni fikirlerle geleceğim birazdan. Donumu yıka da ben biraz düşüneyim. Fikirlerim var çünkü benim. Oğlum ne fikri ev işinde? Hasan çok becerikli birisi. Mesela tam bir mobilya aldık, onu kurar, işte prizleri değiştirir, avizeleri takar. Aa. Hani böyle elektrik işlerinden onlar, mobilya işlerinden onlar çok gerçekten becerikli bir insan. Bilmediği şeyleri de hemen YouTube'dan video izleyip yapar. Daha önce bunu yapmadım deyip hani yapmamazlık gibi bir şey yapmıyor. Onun dışında da mesela atıyorum odada çamaşırlık beni çok rahatsız ediyordu. Çünkü sürekli kendini yerlere atıyordu çamaşırlık, böyle parçaları kopuyordu. Ben çamaşırlık. Evet al götür bunu dedim, istemiyorum dedim. Sonra mesela bir duvardan bir duvara böyle ip takılıyormuş. Kapattığın zaman hiç görünmüyor. Duvarda sadece küçük bir kanca var. Sadece kullanacağın zaman açıyorsun. Öyle bir şey aldı mesela. Onu bizi sponsor etti falan duvarı. Zannedecekler. Neymiş o ip? Anlat bakayım, ben anlamadım. Bir makara gibi bir şey var. İçinde çelik tel var. Duvara monte oluyor. Çekince 4 metre karşı duvara bağlanıyor. Asıyorsun açacağını. İşin bittikten sonra da geri koyuyorsun. Aynen geri evet. Sarıyor tekrar. İyiymiş lan. Aynen, böyle değişik fikirleri var. Çok güzel. Gadget vardır. Gadget bilir misin? Aynen. Onun öyle. Gibi adamsın evet, sen evet, yani. Evet öyleydi. Evet çok beceriklidir yani. Şovunu yaptır ha sen. Ben yapmadım aleti hocam, vardı satın aldım. Bir de kendisi... Ya seni... Kim bu alkışı başlatan köpekim? Dur azıcık. Bana laf sokunca böyle. Bravo be. Sıç ağzına. Hep o mu yapacak? Estağfurullah. Oğlum oraya diyorum. Sana demiyorum zaten estağfurullah. Yok laf sokmadım size. Yani o anda. Tamam tamam. Sok siktir. Yayınlamayız. Ne olacak Allah'ın seversen. Bir daha bir şey diyordun sen. Söyle bakayım. Kendini hiç övmeyi kabul etmiyor. Valla. Evet. Övülmeyi sevmez misin sen? Çok beceriklisin diyorum. Becerikli değilim diyor. Hani bunu matkap olduğu için yapabiliyorum diyor. Ama herkes sonuçta matkabı var diyor. O işleri yapamaz. Ya bence herkesin yapabileceği şeyler bunlar ya. Çok böyle ahamşan bir durum değil. Çok yakışıklısın diyor musun kocana? Evet. Seksisin? Evet. Hoşuna gidiyor mu hocam böyle laflar? Gider tabii abi. Gaza geliyorum ve o gaz da böyle en iyi benim falan. İnsanın hoşuna gidiyor. Ama hep beraber korktuk ha. O gaz da biliyor musun? Matkap da elimde.
İnsan hoşuna gidiyor abi tabii. Gider hayat arkadaşı ya yani. Çok güzel. Sen süper bir enerji yayıyorsun ama etrafa. Teşekkürler. Vallahi billahi çok gözlerim parlıyor yani. İyi ki de burada otururken gelmişsiniz. Gerçekten. Hocam diyelim Hande dedi ki benim için yapabileceklerinin bir sınırı var mı? Sence var mı Hande için yapabileceklerinin sınırı? Yani yapabileceği elimden gelen her şeyi yaparım. Hiç sorun değil. Ama elinde... yani o sınır dediğiniz ne? Nerede mesela bu sınırı çiziyoruz? Dur, ya sakin ol. Ölüm mü var? Ne var? Oğlum sakin acık. Futbol açıklayın falan. Elinde keman tangayla. Ama keman da var. Tangayla Ümraniye sokaklarında gezer misin? Yapmayın hocam ya ne yaptın? Cidden soruyorum. Yok hocam gezilmez yani. Hande için. Ama dedim... hocam kim için olursa olsun mesela saçma sakin, sakin. Sakin sakin. Kimse kim be? Anacığımın yanına dönerim ne var? Yapmazsın. Yok yapmam canım. Niye öyle bir şey istiyor benden durup dururken? Çok oğlum... gerekli yani mesela var. Laps! Aferin kız. Bir alkış Hande. Hande bak bunu da ilk defa yapacağız. Benim şu sorduğum soruyu, tangalı kemanlı soruyu sen dillendirsene. Ondan istesene. Benim için Hasan'cığım. Benim için tanga ve kemanlı Ümraniye'nin incisi olur musun? Olamam aşkım. Olamam. Olamazmış. Olamam. Nerede kaldı senin baskınlığın? Ya baskın değilim ama neden öyle bir izlenim verdim bilmiyorum. Değil ya. Baskın değil evde aslında yani. Bilmiyorum burada öyle bir herkes öyle düşündü de. Ben çok konuşurum hocam böyle tatladı ya da kafasını yerim. O yüzden öyle gözüküyor başlar ama sonra genelde benim istediğim oluyor. O yatak da bu saatten sonra alınmayacak falan. Yarın öğlen. Mesut Bey ya. Şu an o aldığımız yatağın üstünden konuşuyorum sizinle. Bu bir şey vardı ya yatak alınmayacak coştum. Ha, az mı sıçtı ya benim anne. Onu çıkartabilir miyiz rica etsem? Abi sen neden coştun? Kuzucuğum bu saatten sonra yatak alınmayacak diyor. Ne diyorsun bu konuda? Böyle düşünebilir. Ama... sonuçta özgür bireyleriz yani. Tabii abi düşüncelerimizi söyleyebiliriz sonuçta yani. Yani ben öyle düşünmüyorum. O yüzden... Sence alınacak mı peki? Sence alınacak. Ama deminki cümlesini yutacak mı mesela? Ne kadar tatlılar ya. Birazdan da ben onu yutturacağım. Çekim bitsin. Hallederiz. Hasan'cığım, ben sen... zaten hiçbir zaman karşı çıkmadım yatak odasına. Ne oldu? Hasan, ulan kayıt var amına koyayım. Buradaydık hepimiz. Diyelim Hande geldi. Hasan dedi. Ya bir sebepten bir şey oldu dedi. Birini öldürdüm dedi. Hande için saklar mısın? Saklarım. Harbi mi? Saklarım. Sever misin böyle illegal işler? Sevmem de yani saklarım. Beraber göle atalım dedi. Ne yapıyorsun? Ha doğrusu bir şey istemiyor mu bu insan? Yok tangayla gez, yok birini öldürdüm. Hasan, çok da hakim olmadığın birkaç kişi var iş arkadaşı. Sensiz tatile gidebilir mi? Erkekler var, kızlar var. Yok ya, gitmesin. Gitmesin, okey. Gitmesin, yani şöyle gidemezsin diyemem, demem. Ama gitmesin yani. Üzülür müsün? Üzülürüm vallahi, üzülürüm. Sende de azıcık kıskançlık var gibi ha. Evet, var. Var değil mi? Hı-hı. Hiç kıskanacağın bir durum oldu mu? Olmadı. Tamam, böyle bir tane... ortak arkadaşınız var. Bayağı güzel bir kız. Instagram'da 35 tane fotoğrafını like'lamış gece 3'te. Like. Seri like. Kıskanırım. Ha. Evet. Nasıl ama? Nasıl belli edersin ona? Sorarım yani ne peşindesin, amacın nedir diye. Tamam. Direkt açık açık söyler abi hiç. Öyle bekleyeyim belki o anlar falan tavrımdan değil yani. Direkt açık açık söyler yani. Yüzüme. Öyle mi? Tabii. Sen bundan tırsıyorsun azıcık. Tabii ki. O gidebilir mi sensiz tatile? Kızlar var. Gidemez. Gitmesin desek daha iyi değil mi? Yani içi el vermez, gidemez anlamında. Oha! O istemez gitmeyi demek istiyor herhalde. Andeciğim, yemedik. Öyle mi yani? Gidemez mi? Sen izin vermez misin? Yok, izin vermemek gibi bir şey olmaz. Evet. Ama? İstemem tabii ki de. Anladım. Puanlayalım. Çağdaşlık. 10 üzerinde. 2 üzerinden mi versek? Ne yapsak bir sonra? Yanlışlıkla biri fazla. 10 üzerinden 3 ve üzeri diyenler o desin. İyi bak 3 var ha.
Ben beklemiyordum yani, şaşkınım. 10 üzerinden 7 ve üzeri diyenler o desin. Sadakat. 10 diyenler o desin. Kendi aralarındaki eğlence düzeyi. Kendi aralarında yani. Hasan ayrı, Hande ayrı, öyle düşünün. Kendi aralarındaki eğlence düzeyi. 9 ve üzeri diyenler o desin. Her bölümün sonunda olduğu gibi öpüşün barışın. Alkışlarla. Daha çok. Hanımlar beyler, bendeniz Mesut Süre. Nors'un sunduğu ilişki testi alkışlarla sona eriyor. Bay bay. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Nefis oldu. Öptük.